28 Şubat müdahalesinin ortamı neydi belirsiz tiplerin sağda sola arz endam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DAEŞ'i üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla tüm bu saldırıları püskürttük, oyunları bozduk, vatanımızı bölme planlarını yırtıp attık. Ülkemizin üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmedik. Sadece bununla da kalmadık. Terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak teröristlerin illerini başlarına geçirdik. Bunu Gabar'da yaptık. Tendürek'te yaptık. Bunu Besler Deresi'nde yaptık. Ve şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık silahlı insansız hava araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Kardeşlerim, şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bizim sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi, yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiç kimse bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremezdi. Ama biz tüm sıkıntıları göğüsledik. Tüm badireleri atlattık. Projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüdük. Yani milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında %50'ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey, emeklinin maaşlarını artıralım. İşte söylüyorum, %50'ye varan bu tür artışları yaptık. Emeklimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5000 lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin %50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Aylık miktarına göre 8 ila 12 bin liraya yükselen promosyon ödemeleri için kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. Ramazan bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatırıyoruz. Depremin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attık. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından inşaat çalışmalarına süratle başlayarak vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta kurasını çektiklerimizle birlikte yaklaşık 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu tamamlayarak yıl sonunda 200 bin konut rakamına
ulaşmayı amaçlıyoruz. Eyvallah. Depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan Çorum'da da olsak hiçbirimiz rahat edemeyiz. En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Çorum kardeşlerim işlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkanlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Biz işte bunun çabasındayız. İşte bunun derdindeyiz. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum. Kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutmayı, sonra da hatırlamıyorum diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı çok sever. Ankara'dan İstanbul'a kadar yönettikleri belediyelerde hep bunu yaptılar. Vatandaşın aklını çelmek, oyuna almak için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin, yapacağız dedikleri projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediler. Eyvallah. Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar balyalarını, avro balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözde görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayrimeşru işler yapan bir kartel mi oldukları belli değil. Biz ne 30 yıllık belediyecilik ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde asla böyle olmadık. Hep söz namustur. Ağızdan çıkan her söz senettir düsturuyla hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize ve milletimize zarar verecek, Türkiye'ye ekonomik olarak bedel ödetecek taahhütlerden uzak durduk. Zor da olsa her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. Bugün de bu çizgimizi koruyoruz. Sevgili Çorumlular, insanın aynası işidir, lafına bakılmaz. Bizim de referansımız, eserlerimiz, yatırımlarımız ve eserlerimizdir. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu anlayışla son 21 yılda Çorum'a 96,5 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 1762 adet yeni derslik inşa ettik. Hitit Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda toplam
5972 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İçinde 15.000 seyirci kapasiteli bir stadyumun ve 3500 kişi kapasiteli spor salonunun da olduğu 61 spor tesisi yaptık. Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar liranın üzerinde kaynakla destek olduk. Sağlıkta 825 yataklı Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere toplam 1760 yataklı 14 hastanenin de aralarında olduğu 30 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çorum'da 3 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eski yerindeki C blokta güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu hastanemize 100 yataklı ek bina yapıyoruz. Böylelikle il merkezinde toplam 1025 yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.